Şimdi bu konuyu biraz daha detaylandıracağız yorumlarken elbette. İzleyicilerimiz siz de son sayfa etiketine yazın düşüncelerinizi ama Mehmet Özcan'da bilgi var. O bizi bir aydınlatsın. Şimdi Okan Hoca katıldığı programlarda bir çıkış opsiyonundan Ocak ayı için. Hı hı. O rakamı söylemek gerek Melike. Evet. O simen Eylül ayının ilk haftasıydı Galatasaray'a gelirken. O dönem işte PSG, Chelsea hatta Suudi Arabistan'da sanırım anlasırdı kulüp. E, transferi gerçekleşmemişti. Ve Ocak ayı içinde bir transfer ihtimaliyle masaya oturdu. Orada Napoli, Galatasaray, Osimhen üçlüsü arasındaki sözleşmeyi şöyle özetleyeyim. Galatasaray kiralık geliyor. Sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşme. 9 milyon euroluk Osimhen'in maliyetini Galatasaray karşılıyor bu sezon. Ve Ocak ayı için geçerli bir 75 milyon euroluk çıkış opsiyonu var. Evet. 75 eksi 9 66 milyon euro Galatasaray için geçerli rakam. Yani örnek veriyorum Chelsea Arsenal Ocak ayında Osimhen'i alacaksa 75 milyon ama burada da şu nokta var. Galatasaray'a 6,5 milyon euro tazminat ödenir. Yani konuşuyorum işte. Manchester United Afay konuşuyorum. Arsenal Napoli ile anlaştı. Biz Osimhen'in bonservisi için 75 milyon euro veriyoruz. dendiği anda Galatasaray'a da 6,5 milyon euro verilecek. Evet. Ama bu noktaya da Osimen'e söz hakkı. Kabul ediyor musun Ocak ayında bu operasyonu? Osimen Ocak ayında gitmeyeceğini Galatasaray tarafına, menajerine söyledi. Yani bu ihtimalle de devre dışı kalacak. Yani o çıkış opsiyonu hep konuşuluyordu. Rakam 6,5 milyon demiş. Bu net bilgiyi verelim. Yani Galatasaray'da o anlaşmaya yanaşsaydı ki zaten Galatasaray şu an öyle bir şey mümkün değil düşünmesi. O de Ocak ayı için zaten çoktan kararını vermişti sezonu Galatasaray'dan alınanma. Sen bir Ronaldo fanısın Melike bilmiyorum bu görüşmeye katılacak mısın. Ben Ronaldo'nun da o Sümen'i Türkiye kariyerinde bir motivasyon unsuru, gol ve asist sayıları, gol evet, krallığı, doğru. şampiyonluk. Sonuçta Napoli'de hem gol kralı oldu hem şampiyon oldu. Bunu Türkiye'de Galatasaray'la perçinleyebilir. Bence o da bir motivasyon unsuru oldu artık. hani Hangi lige gidersem gideyim gollerim asistimi Doğru. yapayım. bir de tabii görüyoruz yani Icardi sonrası o taraftar oyuncu bütünleşmesi. O Sümen de var. Yani buraya şöyle pas atacağım. Şey konusunda yorum yapmayayım hani şöyle daha doğrusu. Kolay rakamlar dileni yani Galatasaray bon servisini alır. Düşünce var ama artı bir de Savaş Çorlu'ya selam olsun. Gündüz yayında söyledi. Vegor United örneği de var. Yani bazen öyle bir takımdan teklif gelebilir ki Oyuncu da pek doğal. Kariyerine göre bir uzun soluklu. Ki Vegors sezon sonunda Manchester United'da devam etmeyeceğini bile bile gitti. Evet. Vegors bile tabii bile ki Osimenle o simenle, e, aynı ayar bir oyuncu değil. Belliydi. Yani bir kere benim karşıma United fırsatı çıkardı. Beş aylık gitmişti. O yüzden bir şey diyemiyorum yani. Arsenal'de scout değişimleri işte Luis Campos'un ismi geçiyor. Lille keşfeden isim de onu oraya isteyebilir. Evet. Chelsea, United'a Amorim geldi. Chelsea. United'ın da şimdi hocası muhakkak o Höylund'la devam etmez ben olsam yani muhakkak ileri uca da daha bekleniyor. farklı oyuncu isterim. Her takım isteyecek o simeni. Ben sadece hani işin 75 milyon euro, 6,5 milyon euro tazminat ama nihayetinde o simen bu sezonu Galatasaray'a tamamlar deyip buraya atayım pası. Attı sana pası. Alayım. Ben de şöyle devam edeyim. Bundan önceki yayınlarda da hep söylemiştim bir şekilde sponsordan bulursunuz. 3 sponsor olur, 5 sponsor olursunuz. <laughs> evet. 75 milyon euroyu toplamak isteyen Topla. büyük kulüplerimiz toplayabilir bir şekilde. Evet. Ben sezon sonu belirleyici olacak olayın zaten o simene gelecek teklifleri olduğunu düşünüyorum. Devre arasında gitmeme lüksü var. Neden? E sezon bittiği zaman da aynı şu an kendisine atıyorum 10 milyon euro'luk teklif mi yapıldı kendisine? Oyuncudan bahsediyorum. Sezon sonunda da 10 milyon euroyu alır Osimen. Onda bir düşüş olmaz. İşte Galatasaray'da oynadın o yüzden e, işte şampiyonlar liginde değildi Galatasaray. O yüzden sana anca 6 verebiliriz diye bir şey zaten olmayacaktır. Ossimen'de de bunun rahatlığı var. Sezonu Galatasaray'da bitirme ihtimalinin yüksek olmasının ana nedeni de bu. E, kötü bir dönem geçirdi ruhsal olarak. O Napoli tarafında yaşadıkları. Şu an böyle bir... E, Rehabilitasyon merkezinde gibi çok seviliyor, karşılığını veriyor, uyuştu Galatasaray taraftarıyla, yönetimiyle, teknik direktörüyle. O simenin karakteri de uyuştu. Dolayısıyla fazlasıyla katkı sağlamaya başladı çok hızlı bir şekilde. E, sezon sonunda onu isteyecek takımların azalmayacağının da farkında. Aksine artırma ihtimali de var ki bu takımlar vasat takımlardan da bahsetmiyoruz. Biraz önce Mehmet'in de saydığı gibi Chelsea gerçekten çok istiyor o Teklif de yapıyor. Evet. Napoli daha fazla istediği için olmuyor o transfer. Şu an e, Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek takımların teklifleri gelecektir. O Simen'in yerinde olan <laughs> kim olursa olsun biraz düşündüğü zaman 25 yaşında önünde belki de 3 kere 4 kere Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali olacak bu oyuncunun. Dolayısıyla şimdiden söylüyorum giderse ben o Sime niye gitti bu kadar sevgi karşılıksız bırakılır mıydı diyeceklerden olmam. O konuda biraz daha profesyonel bakmayı daha uygun görüyorum. Ee, böyle bir kariyer, bu kadar yetenekli bir oyuncu. Bir futbolcu için, Avrupa'da oynayan bir futbolcu için en büyük başarı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğudur. O Sven'in defi bu olmalı bence. Bunu, yani ben bunu kazanabilecek bir takımda da oynayabilir, onu söylüyorum Tabii. zaten. Dolayısıyla taraftarlı olan ilişkisi, Galatasaray'ın kendisini sevmesi tamam bunlar evet. çok kıymetli şeyler ama en nihayetinde bu adam kendi kariyerine odaklanıp da öyle bir takıma gitmeyi de isteyebilir. Ben hala %51 o taraftayım zaten. Sezon sonu için. Devre arasından bahsetmiyorum. Sezon sonu için. Böyle bir fırsat bir futbolcu için kolay kolay karşına çıkacak fırsatlar ya, değil mi? Icardi için de böyle konuşuyorduk Melike ama Icardi öyle ya da böyle Inter'de zaten Serie A şampiyonluğu gol evet. krallığı. PSG'yi gördü. Sonra zaten Messi işte eşinden dolayı o milli takım kapısının kapanması. Onu da ee, pek bir çok sebep bir araya geldi. O evet. kariyeri onu biraz sağ dışından dolayı buraya itti. O de tabii ki Napoli'de yaşadıkları işte yönetimiyle, e, en son hocasıyla, takım arkadaşlarıyla ama o kalp kırıklığını burada tamamen e, bitirdi. Birkaç yorum okuyalım. Neden bu kadar o simhende ısrar ediliyor anlamıyorum diyor Mutlu Bey. 70 milyon hiçbir kulübümüz vermez, veremez, dengeler sarsılır demiş. Selman Bey, Manchester United son yıllarda karizmayı iyice çizdi. O simen olsam gideceğim takımlar Real Madrid, Barcelona, Bayern ve Manchester City olur. Bu saydıklarımın hepsinde 9 numaraya ihtiyaç yok. Yani o simen bize yar olur demiş. Kendisi Galatasaraylı bir izleyicimiz biliyorsunuz. Güzel çıkarım yapmış. Güzel bir çıkarım yapmış. Real Madrid'de nasıl yok? Evet, Sezer Çetin doğru söylüyorsun. 75 milyon euro Galatasaray'ın diyor Bankalar Birliği'ne borcu var. Galatasaray'ın en büyük amacı Bankalar Birliği'nden çıkmak değil miydi? <laughs> Ee, özellikle divan kurulu maddi konulara çok önem veriyor. Bence o simen işi olmayacak. Başka bir 9 veren o simen 66 <laughs> verebilir yani Galatasaray zaten. Şimdi Sara ne kadardı? Sara 18, 18, artı 5 23 ama Sara o paranın karşılığını veriyor. veriyor. Evet. Orada net görüyoruz ama hani ne paralar Falcao Jack ne 50 milyon euro harcadı Galatasaray. Osimen sezon sonuna kadar takımda kalırsa Galatasaray %80 şampiyon olur. Ancak Ocak ayında giderse Galatasaray çok büyük kayıp yaşamış olur. O zaman Fenerbahçe ve Beşiktaş şampiyonluk yarışında varız der. Şimdi şöyle bir şey var zaten. Hani Okan Hoca da söyledi az önce e, Mehmet Özcan da detaylandırdı. Icardi'nin de sakatlığında Ocak ayında gitmesi Galatasaray için ben bir kriz. Ben izninle izleyicilere soru sormak istiyorum aslında. Çünkü ben de yanılan e, kesimim şöyle. Sezon maçı biraz daha karamsar mı Galatasaray ile ilgili ama hı hı. ben yani tamamen e, her şeyi demesem de... Evet işin fizi performans kısmında savunma Sanchez orta sahası ama şu soruyu soracağım. O simen gelmeseydi Galatasaray ligde 11 maç, Avrupa'da 4 maç, bu 15 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlik performans çıkartabilir miydi? İzinle bu soruyu soruyorum yani. Ben mesela ben de bu sorunun cevabı hayır. Ben o simenin o yüzden... İzleyicimize katılıyorum. O simen sezonu tamamlarsa Galatasaray bu ligin %80 diyebilirim. Bir numaralı şampiyonluk adayı benim için. Ben o kadar dengeleri değiştirdiğini düşünüyorum. Sağ içi olduğu kadar sağ dışında da psikolojik faktör de var.